Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Sarı Lacivert Muhabbetler programı 1. sezon 12. bölümdeyiz. Ve bugün tam kadro beraberiz. Kanada'dan Barış da aramıza katıldı. Barış'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Öyküm bizimle beraber. Öyküm hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ve Berk. Geçen hafta kendisiyle inanılmaz iyi, keyifli bir yayın yaptık. Aslında Başakşehir maçını öncesinde konuştuk. Başakşehir maçıyla başlayalım, Berk'le başlayalım. Çünkü maça dair aslında konuşacağımız önemli konular olmakla beraber Fenerbahçe'nin gündemi, Türk sporunun gündemi inanılmaz yoğun ve gerçekten enteresan işler oluyor Türk futbolunda Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra. Ama ben şöyle girmek istiyorum Berk. Bizim yaptığımız yayında Başakşehir maçına ilişkin en önemli problem Fenerbahçe orta sahasındaki problem eksiklikti. Ama sen şunu söylemiştin, Başakşehir takım olarak ne Malatyaspor ne de Beşiktaş kadar takım boyu kısa, kompak oynayabilen, sert ve disiplinli bir takım değil demiştin. Evet, Başakşehir maçıyla başlayalım, seninle başlayalım. Aslında Başakşehir maça benim beklediğimden iyi başladı. Bu da biraz Fenerbahçe'nin yine eksikliklerinden kaynaklanıyordu bence saha içinde. 15 dakika, 20 dakika arası Başakşehir'i daha etkili gördüm. Maçın başında. Ama daha sonra Fenerbahçe skoru eşitlediği andan itibaren bence oyuna tamamen ortak oldu ve hatta bir adım öne geçti Başakşehir'in. Fenerbahçe'yi daha iyi gördüm ondan sonra. Aslında hani maç içinde konuşacak çok konu var ama hani başka konular da var. Çok karışık. Hani nereden gireceğimi de bilemedim şu anda. Abi şuradan gidelim. Bence direkt oradan gidelim. Fenerbahçe 2 santraforla oynadı Başakşehir karşısında. Orta sahada 1 kişi eksik oynadık. Yani 4-4-2 ya da 3-5-2 tadında bir formasyonla Fenerbahçe sahadaydı. Ve orta sahada Başakşehir 1 kişi fazla. Fenerbahçe'de Başakşehir'in 1. bölgesinde 2 forvetle oynadı. Bence maçın en önemli denklemi burasıydı gibi düşünüyorum. Oradan başlayalım abi. İkili forvet oynamak Fenerbahçe'ye ne kattı ne kaybettirdi? Ya biz daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Erol Bulut'un en azından elinde sakatlıklar, cezalar olsa bile bir alternatif bir kadro var. Farklı parçaları birleştirerek, farklı oyuncu tercihleriyle, oyuncuların mevkileriyle oynayarak, rolleri değiştirerek farklı bir şeyler çıkarabilir diyorduk. Bence Erol Bulut bu maç onu denedi. En azından farklı bir şey denediğini gördüm ben. Burada da benim özellikle kupa maçında fiziksel olarak en diri gördüğüm Tiam en önde kullanıldı. Sisse kesildi. Bence en önemli nokta oydu. Çünkü Sisse'nin alarm verdiğini hepimiz gördük. Oyun içi hani gol katkısından hiç söz etmiyorum. Katkısızlığından daha doğrusu. Maç içinde de kopmaları vardı. İlk dokunuş dediğimiz o first touch konularında çok kötüydü. Pas alışverişi yapamıyordu kimse Sisse'ye de. Dolayısıyla top ileride kalmıyordu hiçbir zaman. Tiam'ın orada başlaması, Adem'in yanında olması değişik bir formasyon evrildi. Çünkü Fenerbahçe'nin benim en büyük eksikliği, diğer takımların da analiz yaparken dikkat ettiği şey Gustavo'ya baskı. Gustavo'ya baskı yapınca Fenerbahçe istediği gibi oynayamıyor. Çünkü ilk oyun kurucusu bence takımda Gustavo, geriden oyunu kuran isim. Caner daha direkt geçmeye çalışıyor ve etkili oluyor bence. Gustavo'da top ne kadar kalırsa ve baskı yerse Fenerbahçe sağ içinde alanlar çok daha genişliyor ve sıkıntı çekiyor. Bu konuda da böyle bir yolla, direkt hücumla Fenerbahçe bu zafiyetini gidermiş gözüküyor. Bu maç özelinde tabii. Ama tabii ki eksikleri var mı? Genel anlamda bakarsak Fenerbahçe'nin hala var. Sağ içinde oturmayan şeyler var. Böyle başlayalım şimdi ilk. Topu Barış'a atacağım. Ben şunu gördüm. Bir kere Fenerbahçe'nin ikili forvet planı en azından bir plan olarak doğruydu. Yani kazansan da kaybetsen de. Çünkü 3-4 maçtan beri teslimiyetçi bir oyun vardı. Sürekli olarak hem ofansif anlamda kısılık yaşayan bir Fenerbahçe, hem de zaten olası ve alışa gelmiş geldiğimiz defansif problemleri olan bir Fenerbahçe görüyorduk. Burada 3-4 tane kilit oyuncu gördüm ben. Bir tanesi Tiam. Katılıyorum belki. Zaten haftalardan beri söylüyorum. Evet, Tiam sanatçı bir oyuncu değil. İyi bir bitirici olmayabilir ama inanılmaz enerji koyan, takım defansına inanılmaz katkı veren, oyunu sürekli içinde olan ve bence de belli noktalarda önemli ofansif meziyetleri olan bir oyuncu. Caner Erkin performansı, altı çizilmesi gerekiyor. İnanılmaz oynadı. Yani ben
attığı asistleri falan bir kenara bırakıyorum. Oyun aklıydı Fenerbahçe'nin. Çok iyiydi. Tisserand, hep eleştirdiğimiz Tisserand kusursuz oynadı. Gol attığı için değil, defansif anlamda hiçbir hata yapmadığı için bunu söylüyorum. Ve Mert Hakan Yandaş, berbat bir ilk yarı. Ama ne zaman Başakşehir orta sahası boşaldı, bu eksik kalmayla ilgili bir durum değil. Başakşehir'in genelde orta sahasındaki bir problemdi zaten bu. İlk yarıda da bunun belli noktalarda izlerini gördük. Ne zaman o geniş alanda geçiş hücumu yapmaya başladı Mert Hakan Yandaş, orta sahayla forvet arasındaki o köprüyü de kurabildi, o box to box oynayabildi. Şimdi ben bu dört oyuncu ayrı bir kemere koyuyorum. Bir de yanlarına Nazım Sangare ekliyorum. O da gerçekten artık ilk 11'in bence değişilmez oyuncudan bir tanesi. Sen Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi nasıl gördün? Neler hala eksik? Neleri yavaş yavaş yapmaya başladı Fenerbahçe? Ya, yayından önce de konuştuk. Aslında hani o maçın teknik analizinden daha öte konuşulacak pek çok şey var ama önce maçı bir bitirelim diyorsak eğer, ya Nazım Sangare ilk 11'de oynamalı. %100 katılıyorum sana. Gökhan Gönül şu haldeyken, özellikle bu form durumundayken Nazım Sangare oynamalı. Bu kesin. Sizse haftalardır söylüyorum. Beşiktaş maçından önce söylemeye başlamıştım. Görüşüm hiç değişmedi. Gol atsa da, hat-trick de yapsa Fenerbahçe'nin şeyi değil, santrafor değil sizse. Yani şu oynamaya çalıştığımız oyun santrafor değil. Sizse karambol santrforu, işte ne bileyim kontratak santrforu, topu içeriye dürtebilecek adam, ki onu da çok iyi becerdiği tartışmalı. Yani ileride top indiremiyor, top tutamıyor, pas yapamıyor, pas oyununa hiçbir katkısı yok. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük derdine orta sahada pres yediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz değil mi? Evet. Orta sahada pres yediğimiz zaman alternatif olarak topu ileriye vurabiliyor olmamız lazım. Fenerbahçe'nin topu ileriye attığında indirebilecek, duvar olabilecek, işte servis yapabilecek falan bir santrafora ihtiyacı var. Yani topu ileriye vurduğumuz anda rakip hata olarak geri geliyor. O yüzden topu ileri vurmayıp yan pas yapmaya çalışıyoruz, geri pas yapmaya çalışıyoruz. Hatalara sonuç oluyor, sonuç veriyor. Yani siz senin gol atıp atamamanın ötesinde takım oyununda büyük zarar var maalesef. Evet. Onun dışında evet, yani Caner konusunda görüşlerine katılıyorum. Bu hız seviyesinde, bu motivasyon seviyesinde oynadığı sürece Caner'in muhakkak sağda olması lazım. Gökhan Gönül'den çok farklı bir yapıda Caner. İkili forveti beğendim ben ama burada işte şeyi, takımın transfer politikasını konuşmak lazım belki en başa dönüp. Ya elimizde bizim Samat da var, Valencia var, Tiam var, Ademi var değil mi? İleride santrafor oynayabilecek. Evet. Yani biz İkili forvet için işte Samat da sakatken elimizdeki alternatifler Valencia yokken Tiam ve Ademi olarak kalıyor. Yani Ademi'nin yeterliliğini tartışıyoruz. İşte Sisse'nin katkı yapmadığını tartışıyoruz falan. Yani Fenerbahçe belki ileriye santrafor bir sürü adam almış ama ne oynayacağını planlamadığı için belki sezon başında birbirinden böyle farklı beş benzemez abuk subuk transfer politikası izlemiş gibi gözüküyor gene maalesef. Devre arasında işte kanat lazım, stoper lazım falan diyorduk. Belki santrafor mevkisini bir yeniden elden geçirmek lazım. Özellikle çift forvet oynayacaksak. Yani elimizde forvet şey yoktu, yedeği yoktu şu maçta. Sence bu plan, yani bu 4-4-2 ya da 3-5-2 duruma göre değişen ikili forvetli formasyon Fenerbahçe'nin ana planı mı olur? Yoksa Fenerbahçe'nin artık belli maçlara karşı değiştirebileceği bir strateji mi olur sence? Olmalı. Yani Tiam gibi eğer rakip sahada pres yapabilecek, hücum pres yapabilecek ve takım savunmasına katkı sağlayabilecek bir ikinci santrafor oynuyorsak ya, ikili forvetle oynamalıyız. Bence. Öyküm, abi maçı izledin. Genel olarak sen nasıl gördün Fenerbahçe-Başakşehir maçını? Çünkü senden sonra Berk'e şu topu atacağım. 14 haftanın Fenerbahçe'sini bir değerlendirmesini isteyeceğim. Bugün çok önemli ve güzel veriler paylaştı. Onları da canlı yayında bizi izleyen arkadaşlarla paylaşmasını rica edeceğim. Çünkü o teknik analiz, 14 haftanın değerlendirmesi çok kritik Fenerbahçe açısından. Bu bir Z raporu gibi. Ama önce senden maçı bir alalım abi. Sen maçı nasıl gördün? Fenerbahçe nasıl buldun? Erol Bulut mecburiyetten bence 4-4-2 düzeninde başladı. Çünkü orta sahada oynatabilecek, hani Sosa'nın sakat olduğunu zaten maç sonunda söyledi. Perkas'ın da olmadığını düşünürsek Gustavo'nun yanında kimi oynatıp önlerine kimi koyacağı konusunda kafasında belli sıkıntılar olduğu için göbekte oynayabilecek iki tane oyuncuyu koyup iki de forvet çıkmayı tercih etti. Şurada biraz bocaladık ama sizler de takip etmişsinizdir. Başakşehir
orta sahadaki bizim eksikliğimizden, yani kişisel anlamda sayısal olarak eksikliğimizden dolayı presle başladı maça. Ve biz presten top çıkarmakta, oyun kurmakta çok zorlandık. Hani demin belki bir şey dediği gibi. Başakşehir bu sezon ilk yarıda rakip kaleye en çok şut çektiği maçı oynadı. Fenerbahçe evet. Maçının ilk yarısında. İki kişi fazla orta sahada çünkü. Evet yani 1-0 bitmesi bence mucizeydi iki yanın. Daha farklı 2-0, 3-0'a kadar gidebilirdi. Orta sahada sürekli pres yiyoruz rakiplerden. Yani her maçta aynı hikaye görmedik mi biz? Yani evet. Beşiktaş da aynı şeyi yaptı. Yani bizim yenildiğimiz, zor düştüğümüz her maçta orta sahada pres yedik, top kaptırdık. Rakip de karşı hata çıktı. Biz orta sahadaki pres sorununu halledemiyoruz bütün. Bazen Ozan burada inisiyatif alıp topu ileriye 2'den 3'e taşıyabiliyor ama bu maçta gerçekten inisiyatif alacak kimse de yoktu. Gustavo da zaten yumuşak karnı o anlamda, Berk'in de işaret ettiği gibi. Bence orada Caner devreye girdi. Caner oyunu sol taraftan uzun toplarla kurmaya başladığı zaman topu biz 3. bölgeye daha rahat getirebilir olduk ve Başakşehir'in de bu pres direncini kırdı. Hani hamleye karşı bir hamle geldi Fenerbahçe'den ve tekrardan oyunu düzeltmek abi. Fenerbahçe'nin oyun planı, ikili forvet ile oyun planındaki kilit oyuncu Caner abi. Caner'i sol önde kullanması. Bu bir hücum stratejisiydi, öyle söyleyeyim. Orta saha rakibe bırakmak ama hücumu Caner üzerinden sol önden, tamamen onun kesişi ortalar üzerinden ikili forvetle buluşturmak üzerine plan yapılmıştı. Bu plandır en nihayetinde, doğru ya da yanlış. Evet, yani bu planın yumuşak karınları vardı. Başakşehir onu değerlendirdi ama Fenerbahçe tekrardan topu ileriye taşıma anlamında bazı hamleler yaptı. İkinci yarıda zaten muhtemelen devre arasındaki motivasyon konuşmaları veya oyuncuların kendi aralarındaki yaptığı hadi 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 gazlama çalışmaları da olumlu sonuç vermiş ki ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe dedik. 11-11 kendinden bahsediyorum. 11-11 kendi dahi Fenerbahçe bu maçı kazanamaya yakın, kazanacağını belli eden futbol oynamaya başlamıştı. %100 katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin bence orta sahaya bırakma planı bir plandı. Çok riskli bir plandı. Çünkü ilk yarı aslında şunu sormak lazım Berk. İlk yarı Başakşehir'e baktığında çok şut çektiler ama iki tane net pozisyonu var. Bunlardan bir tanesi Hasan Ali Kaldırım'ın altı pasta atamadığı top. Çok hani net bir pozisyon. Orada muhtemelen araya Tisserand girdi. Birisine çarptı top. Ve yani inanılmaz bir gol. İkinci yarıda bir de Crivelli'nin kaçırdığı bir pozisyon var. Orada da son bir hamleyle Altay'ın çıkardığı top var. Ama Fenerbahçe muhteşem bir şutu var orada. Fenerbahçe'nin yaptığını yaptı. 3 tane net pozisyonu var. Yani Tiam'ın dokunamadığı, Ademi'nin kafa vuramadığı, kafası sektirip gitti, Gustavo'nun vuramadığı toplar. Gerçekten hani net pozisyona baktığında Fenerbahçe Başakşehir'den daha etkiledik yarı bence. Evet abi. Şöyle bir durum da var bence. Onu da konuşmak lazım. Orta saha üstünlüğünün Başakşehir'de olacağı zaten taktiksel dizilişten belliydi maç önünde. Bir de üzerine Sosa oynasaydı tamamen bir intihar olurdu. Orada en azından doğru bir kurgu yapıldığı söyleyebiliriz. Sosa'nın neden kenarda olduğu, bir sakatlık, hem genel performans, hepsi bir arada, yani öyle söyleyelim. Onun dışında Fenerbahçe'de gördüğüm başka bir durum daha var. Fenerbahçe hiçbir zaman ilk 11 üst üste çıkamadı hiçbir maç. Erol Bulut teknik direktör olduğundan beri hep farklı 11'ler olmak zorunda kaldı. Sakatlık, ceza, işte herhangi bir eksiklikten dolayı böyle bir handikapı da var Fenerbahçe'nin. Ama tabii bunlara rağmen Fenerbahçe'nin her zaman söylediğim gibi bir oyun planını bizim görmemiz lazım. Onun yansıması lazım. En azından ne oynadığını bizim hafif de olsa tarif edebiliyor olmamız lazım. Bu haftaya kadar onu hala her taraftarın şikayet ettiği gibi bir sıkıntı olduğunu o konuda gözlemledik. Bu maç farklı olan şey Caner'in direkt hücum planıydı, dediğiniz gibi. Yine hani çok fazla aynı şeylere girmeden onu tekrar üzerine geçmek lazım. Çünkü Fenerbahçe Gustavo'ya üzerinden dönen oyunda çok pas yapmak zorunda kalıyor. O pas becerilerini yapabilecek bir teknik oyunculara sahip. Ama bu oyun planı Fenerbahçe'de işlemiyor. Çünkü rakipler Gustavo'nun üzerine her maç bunun analizini yapıp çalışıyorlar. Dolayısıyla farklı bir şey yapmak lazımdı. Bu da Caner'in direkt hücumuyla ve Tiam'ın öndeki o dirilik, fiziksel yıpratmasıyla savunmayı, bazen etkili olamasa da o fiziksel yıpratmayla ileride daha fazla topun kalmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum. Adem'i etkisiz gördüm. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar şimdilik.
Serkan İzgi, Karpatların Maradona'sı bizimle yaptığı bütün yayınlarda, özellikle dost sohbetlerinde de sezon başından beri Nazım Sangari'yi öven, bizim de ya Nazım iyi oyuncu ama ofansif yetenekleri dışında defansif anlamda ciddi sıkıntıları olan bir oyuncu. Kademe anlayışında sorunlar yaşayan, yeni kaybedebilen bir oyuncu diye yorumlarımız vardı. Ben kendi arama cevap vereyim Serkan'a. Bu Gökhan'a göre değil. Yani biz hep İyi Gökhan'a göre bu karşılaştırma yaptık. İyi Gökhan'ın devamlılığı, İyi Gökhan'ın hakikaten ters kademedeki başarıları, İyi Gökhan'ın ofansif katkısını değerlendirdiğim paket olarak baktığımı, Gökhan iyi bir Gökhan, Nazım'ın bir seviye üstündeydi. Ama Gökhan o seviyeye çıkamadı. O çıtaya ne yazık ki erişemedi. Doğal olarak Nazım şu an devamlılığı, temposu, oyun konsantrasyonu ve ofansif katkısıyla Fenerbahçe'de sağ bek formasını almış diye düşünüyorum. Barış, sana bırakıyorum. Nazım evet, sana bırakıyorum. Serkan Bey size laf sokana kadar kendi cevap versin. Önce Sisse Sisse deyip duyuyordu. Sisse oyundan çıkardı, Sisse niye oynamıyor falan diye. Bize Sisse'yi açıklasın önce Nazım Sangare falan demeden önce. Abi yani Gökhan Gönül'ün çok ciddi sıkıntısı var şu anda. Oyun anlamında değil sadece. Yani şimdi Gökhan Gönül'ü biz niye transfer ettik? Takıma abilik yapsın. İşte tecrübe sahibi. Takım sıkıntıya girdiğinde işte yeni bir kadro bu. İşte takım sahada mental olarak sıkıntıya girdiğinde Gökhan Gönül gibi bir isim işte takıma mental olarak liderlik yapacak, abilik yapacak, takımı sakinleştirecek diye aldık değil mi? Bunu bekliyoruz adamdan. Ya geçen hangi maçta kırmızı kart göreceğim diye uğraşıyor, takımın en genci Ferdi Gökhan Gönül'ü sakinleştirmeye çalışıyor falan. Yani Gökhan Gönül'ün takıma mental olarak bir katkısı yok şu anda. Oyun olarak zaten çok geride. Ya bu tartışılmaz şu anda. Ön direk, Burak Top'ta kornerdeki ön direk organizasyonunda o hani tartışılmaz bir katkısı var. Onun konuşmak lazım. Oyun içinde Amerikan futbolu gibi olsa hani pozisyon bazlı olarak da sahaya adam sokup adam çıkartabiliyor olsak işte hani duran top için ayrı takım sokuyorsak sahaya tamam alalım Gökhan'ı oyuna. Ama yani duran topta ön direğe koşacak da kafa atacak işte 2-3 maçta bir de gol sağlayacak diye Gökhan Gönül oynatılmaz. Eyvallah, katılıyorum sana. Yani Gökhan'ın şu anki durumunda bence artık Nazım'dan forma bekler durumda olur. Belki belli maçlarda ikinci yarı girer katkı sağlamaya çalışır ama bulunduğu pozisyonda hani çok değişikliği açık bir pozisyon değil. Şeyi de söylemek lazım. Fenerbahçe'de bu strateji değişikliği bence anlamlı. Yani nereye götürür bilmiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin hep söylüyorum güçlü bir orta saha oyunu yok. Bu kadroyla olması da mümkün değil. O yüzden rakipleri orta sahada dişe diş kafa kafaya çarpıştığın zaman iyi takımlar karşısında ne yazık ki orta sahayı kaybettiğinde herhangi bir hücum planı üretemiyorsun. Çok yavaş, çok sıkıcı, çok kısır bir oyuna gidiyor bu iş. Ama Caner'le beraber ki zaman zaman çok eleştirdik Caner'i. Barış çok iyi bilir. Konya maçı, içerideki Konya maçında yani hakikaten attığı toplar, yaptığı ortalar ki orada sol bek pozisyonları çok ama çok zorlamıştı oyunu. Fakat şu an sanki devre arasına kadar Caner planı bir şekilde işleyecekmiş gibi gözüküyor ve bence sol önde çok sık Caner'e görebiliriz bundan sonra. Ya orada şey de bilmiyoruz ki hocanın tercihi miydi o? Yani mesela Konya maçında hoca mı ısrar etti sürekli olarak o yanlış oyun planında işte Caner'in orta yaptığı topla hiçbir topun bizim forvetlerimize buluşamadığı oyun planında hoca mı ısrar etti acaba? Yoksa Caner mi inisiyatif kullanıyor onu da bilmiyoruz. Evet abi bunlar hakikaten yani bizim de cevabını bilemediğimiz sorular. Berk sana atayım abi topu çünkü Rodop'la ilgili çok soru var. Yani açıkçası senin bir değerlendirmeni alalım. Ondan sonra çünkü ben diğer gündemlerle beraber öyküme döneceğim. Rodop dinamizm katabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir tanıtsana abi. Rodop kimdir? Bir kısa bir bilgi verirsen bize. Vereyim. Önce bir oyuncu özelliklerinden bahsedelim. Çünkü çok uzayacak. Biraz oraları kısa kesmek istiyorum. Onu farklı bir videoyla isterseniz bir gün değerlendiririz. Çünkü çok detaylı bir durumu var onun. Ben hani oyuna ne katkısı olabilir ondan bahsedeyim. Dinamizmi Fenerbahçe'nin bu seviye bu sene düşük orta sahada. O kadar oyuncuya sahip olmasına rağmen orta sahada. Enerji katacaktır. Bu Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı gitgel oyunu diyorum ben ona. Yani plansızlıktan dolayı çok gitgel oyunu oluyor. Ona çözüm olabilir. Daha frene basıp tempoyu kendi isteğine göre ayarlayıp orada Gustavo ile birlikte daha iyi bir pas opsiyonu olabilir. Hep o geçen haftalarda konuştuğumuz gibi çift yönlü olması gerekiyor bir oyuncunun diyorduk orta sahada. O da o tarz bir oyuncu. Kısaca böyle bahsedebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Bir cevap hakkı doğdu. Çok kısa.
mı diye bir salvo yapıp çıkacağım. Şimdi arkadaşım, ben başta benim övdüğüm adam Samatta'ydı. Burada bir oraya bir vurgu yapayım. Sisse'nin üzerinde o kadar durmadım. Alper de burada, Berk de burada. Sisse kötü adam mıdır, değildir. Şöyle bir şey söyleyeceğim, çıkacağım. Çok uzatmayacağım. Diyorsunuz ya işte o kötü, bu kötüydü, şuydu, şunun hatası. Abi ben hep bir haftadır şunu yazıyorum. Bu takım 2 maç, 3 maç üst üste oyun alsın. Moral yerine gelsin. Tamam mı? Bir geri dönüş sağlansın. Herkes Tisserant'ı övmeye başlar, onu övmeye başlar, bunu övmeye başlar. Tamam mı? Yani herkes komple bir düşüşteydi takım olarak. Takım olarak düşüşüydü abi bu takım. Yani şu an kötü gözüken herkes bir geri dönüşte, bir reaksiyonda bir maç daha alınsın. Göreceksiniz havayı, oluşan havayı. Diyeceklerim bu kadar. Berk Bey, bu arada Nazım Sangare gayet iyi. Evet, defansif yönüne katılıyorum. Defansif yönünü geliştirmeli ama çok iyi mücadele etti. Adeta bir Fenerbahçe'de Nazım Sangare. Kendisini tebrik ediyorum. Kalbinden öpüyorum. Size de iyi yayınlar. Seviyoruz seni Karpatlarım Aradınız. Kendine iyi bak. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Şimdi genel olarak Fenerbahçe'nin Başakşehir maçının teknik analizini yaptıktan sonra gündeme geçelim. Çünkü gündem çok yoğun. Her şey şöyle başladı. Fenerbahçe maçın sanırım 12. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali kaldırma yaptığı bir faulle başladı. Gerçekten yani herkes de, ben de aynı fikirdeyim. Kırmızı kart yakın bir pozisyon. Sanırım hiçbir Fenerbahçeli bunun kırmızı kart olmadığını ya da sarı kartla daha yakın olduğunu iddia etmeyecektir. Ama ya aslında şunu söyleyebilirim abi. Defalarca rakip bize yaptı bu faulü ve kırmızı kart görmedi. O, yani bence de kırmızı kart ama bizim takımımıza karşı yapıldı bu hareketler ve kırmızı kart görmedi rakipler. Galatasaray mesele zaten şu abi. Fenerbahçeli futbolcunun, Gustavo'nun yaptığı hareketin kart renginden daha ziyade Türkiye'de Fenerbahçe lehine yapılan bir hata olması durumunda oluşan bir temiz eller iklimi var ya, arka arkaya domino taşıyla. Çünkü bu takımın Konyaspor maçında el olup olmadığı belli olmayan bir golü verilmedi. Kimse bu kadar büyük yaygara koparmadı. Bu takımın geçen hafta yani santimlerle, milimetrelerle offside olup olmadığı tartışılan, kimilerine göre asimetri farkıyla offside olmadığı iddia edilen golü verilmedi. Kimse bunun üzerine konuşmadı. Fakat Fenerbahçe maçı kaybetti veya kazandı durumuna göre değişen bir şey bu. Maçı kazandığında Göksel Gümüştağ ile önce Rıdvan Dilmen'le başlayan, sonra Göksel Gümüştağ ile devam eden, ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşımla finalize olan, bugün de bütün bu olayların üzerine tüy dikilen bir Türk futbolunda enteresan bir Fenerbahçe karşıtı iklim var. Öyküm, topu sana atıyorum abi. Sen bu meseleyi bir bize özetle, sonra Berk'le, Barış'la detaylarını konuşalım abi. Şimdi Gustavo'nun pozisyonundan bahsettin. Zor bir pozisyon. Kırmızı kart da bence ağır kaçacak. Ama sarı kartın da hafif kalabileceği bir pozisyon. Burada ligin, hakemin standartlarına göre bir karar vermesi gereken bir pozisyon bu. Yani nasıl ki Josef'in uçan tekmesine sarı kart çıkabiliyorsa Türkiye'de ve VAR'a dahi gidilmiyorsa, bu da benzer bir şekilde yorumlanabilecek bir pozisyondu. Bu işin tabii teknik tarafı, dediğin gibi kırmızı kart diyen olur, sarı kart diyen olur. Ama her maçta bir pozisyonun gri olduğu, bir penaltı pozisyonu olabilir, gol pozisyonu olabilir. Keza geçen hafta söylediğin Pelkas'ın golü, Pelkas'ın pozisyonu. Veya bir bu maçta olduğu gibi kırmızı kart mı sarı kart mı diye gri alanda, hadi geçtim siyaha yakın gri alanda kalınmış olabilir. Ama bunların hiçbir tanesi son iki gündür kopan yaygaranın kopmasına bir sebep değil. Şimdi bugün Serdar Tatlı ile Nihat Özdemir'in Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan özür dilediğini öğrendik. Yani şok içinde herkes. Benim gibi eminim sizler de şok olmuşsunuzdur. Hani neyin özrünü diliyorsun? Sen bu özürle neyi kamufle etmeye çalışıyorsun? Ya da neyin diyetini ödüyorsun? Bunu sorarım ben. Eğer bu olaydan dolayı özür diliyorsunuz. Ya da derim ki
Serkan Tokat geçen sene Alanya maçında VAR'a çağırmadığı pozisyonun aynısını bu sene Fenerbahçe aleyhine VAR'a çağırıp penaltı verdirdi değil mi? Verdirdi. Veya evet. Bülent Yıldırım şampiyonluk maçında 3 tane penaltıyı çalmadı. 3 tane penaltı yok. 1 değil 2 değil 3 tane penaltıyı. Kim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Arif özürledi? Kimse. Eskişehir sporlu oyuncu ben söyledim diye beyanatı var. Hatırlarsınız Caner lan dedi diye Fırat Aydınus tarafından maçtan atılmıştı. Ama daha sonra adam maç sonrasında canlı yayına çıktı. Ben arkadaşıma söyledim onu dedi. Caner'in kırmızı kartı mı iptal edildi? Hayır. Hayır. Cezasını yedi. Peki hiçbir federasyon başkanı ya da MHK başkanı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü başkanından özür diledi mi? Dilemedi. Abi bu takımın, bu kulübün otobüsü kurşunlandı ya. Oraya da geleceğiz. Yani penaltıda Alper, penaltıda çizgiyi ihlal edemezsin diye bir kural var değil mi kaleciler için? Peki neden bu kural sadece Fenerbahçe uygulanıyor? Geçen sene iki tane penaltımızı tekrar ettirdiler bu yüzden. Veya geçen sene yine dönelim. Trabzon maçında, şimdi hafızam yanıltmasın, Malatya ve Ankara gücü maçlarında penaltımız verilmedi. Hanginiz dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'ndan özür diledi? Hiçbiriniz. Zorlu dediğiniz sezonda dimeli mi edildik? Kim sezon sonu dönüp bizden özür diledi? Kimse özür dilemedi. Şimdi bana kimse Başakşehir Spor Kulübü'nden özür dilenmeli, özür dilendi veya özür dilenmesini normalleştirmeye çalışmasın. Biz bunları yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Seninle az önce konuşuyorduk. Abi öyle bir zamandan geçiyoruz ki ya Fenerbahçelisindir ya Fenerbahçe'nin karşısındasındır. Herkesin aklı...